Arkadaşlar selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Biliyorsunuz firmamızda 21 Ekim'de hepimize bir link gönderildi. Temel ISG firmasından. Bu linkin içeriği şuydu. Daha önce biliyorsunuz yemekhanede toplanıyorduk. İş güvenlikçi veya işte hemşire veya doktor bize iş güvenliğiyle alakalı, iş yerimizle alakalı belli eğitimler veriyor. Sonunda da bizi sınava tabi tutuyordu. Pandemi sürecinde biliyorsunuz artık toplanamıyoruz. Bu sebepten dolayı da bu sınavlar gerçekleşmiyor, bu eğitimler gerçekleşmiyor. Bu temel ISG firması üzerinden de biz bu eğitimleri almaya başladık ve sonucunda da online sınav yapılıyor. Bazı arkadaşlarımız girememişler, o yüzden ben bu videoyu çekme gereği duydum. Biliyorsunuz link gönderildi herkese. Kiminin SMS olarak geldi, kimine mail olarak geldi. Linke tıkladığınızda direkt bu ekrana gelecek sizde de. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben. Toplamda 28 adet ders var. Dersler 45 dakika, 90 dakika, 50 dakika, 48 dakika, 34 dakika vesaire gidiyor bu şekilde. Nasıl olacağını ben size göstereyim. Örneğin 7. dersten başlayalım. Sadece göstermek amaçlı açıyorum ben. Önce derse başla diyeceksiniz. Önce bu dersi biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Sizi sadece böyle bir teste tabi tutacak. Burada bakın mesela bilgilendirme. Sağlıklı olma hali ne demektir? Hasta olmamak, bedensel olarak iyi olma, ruhsal olarak iyi olma, hepsi. De hepsi. Sonraki soru. İşçi işe ilk girdiğinde sağlık kontrolünden geçirilir ifadesi neyi kapsar? Hekim tarafından işe giriş muayenesi yapılır. Sağlık, tetkik ve taramalar yapılır. Hastalık veya meslek hastalığı olup olmadığı araştırılır. D hepsi. Yine hepsi. Sonraki soru diyelim. Meslek hastalığı ne değildir? Mesleki risklere maruziyet sonucu oluşur. Tekrarlanan bir sebeple oluşur. Soğuk algınlığı da meslek hastalığıdır. Hemen ortaya çıkmaz. Bilmiyorsanız herhangi bir şey işaretleyebilirsiniz veya belki siz biliyor olabilirsiniz. Ne değildir diyor. Soğuk algınlığın meslek hastalığı mıdır? Olabilir belki. Ben hemen olmaz işaretlemek. Yani hemen ortaya çıkmazı işaretlemek istiyorum. Sonraki soru diyelim. İş yeri hekiminin görevleri arasında ne yer almaz? İşe giriş muayenesi yapar. Çalışanların meslek hastalığının tutulmasını önleme ile ilgili görevi yoktur. Çalışanlara iş sağlığı eğitimlerini verir. İş yerinde sağlık kontrolleri yapar. Bence iş sağlığı eğitimlerini İş güvenliği verir. Neyse, süre bittiğinde lütfen sürenin bitmesini bekleyin diyor. Süre bittiğinde artık yeni şeye geçebiliyorsun. Ben yeni şeye ikinci etaba geçmiş gibi bakın burada göstereceğim. Şu an 18-17 saniye sayıyor. Bu test bittiğinde yani bu süre bittiğinde ön bilgilendirme testini geçmiş oluyorsunuz. Sonrakinde ise sırayla eğitimi başlat diyorsunuz. Tabi bu sürenin bitmesini bekleyecek önce. Şöyle bitsin isterseniz süre 13-12 devam ediyor. Bu süre bitmeden geçemiyorsunuz. Bittiğinde yine toplam 3 her ders 3 etaptan oluşuyor. Bitti bu arada. İkinci şeye geçebiliyorsunuz. Şöyle testi bitir diyelim. Neyse bir de testin sonucuna bakalım. %50 zaten amaç denemekte. Neyse. Şöyle yapalım hemen. Diğerine geçelim. Bilgilendirme diyorsunuz. Sonraki adıma git dediğinizde video eğitimi diyor. Video eğitiminde görüyorsunuz 19 dakikalık bir video. Bu videonun tamamını izlemeden bin sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Yani teste giremiyorsunuz. Ayrıca şunu demeyin. Videoyu açayım. Televizyon izleyeyim. 19 dakika sonra geri dönerim veya yemek yapayım falan demeyin sakın. Çünkü videonun ortalarında belki 4. dakikasında, belki 10. dakikasında, belki 18. dakikasında video duruyor ve devam etmek ister misiniz diye soruyor size. Bu yüzden böyle şey düşünmeyin sakın. Çünkü ben denedim bunu. Siz yapmayın diye söyleyeyim. Neyse bunu da yaptıktan sonra teste tabi oluyorsunuz. Yani son 3. teste geçiyorsunuz. Video bitince zaten teste başladı diyebiliyorsunuz. Bu son testi geçtiğinizde yani 3. etap olan şu son testi geçtiğinizde artık bu dersi yani tamamlamış oluyorsunuz.
Tüm dersler bu şekilde. Yine isterseniz şeye gelelim biz. Diğer eğitimler dediğinizde şuradan yine gelebiliyorsunuz. Birinci ders 2, 3, 4 diğerlerine girebiliyorsunuz. Sırayla bence gitmeniz daha iyi olacaktır. Bu arada şu an bu ekrana zaten biliyorsunuz size link verilmişti. Tıkladığınızda direkt bu ekrana girebiliyorsunuz. Veya burada kullanıcı adı ve şifre isterse size şifre verilmiştir mail adresinize. Buradan onları da görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar videonun şu an sağ alt kısmında bulunan abone ol butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer, takıldığınız bir yer varsa yine yorumlar kısmına yazıp sorabilirsiniz. Anında cevaplayabilirim zaten ben size.